Adana'dan selamlar, hayırlı cumalar diyorlar. Adana'ya selam edelim. Hayırlı cumalar, cumanız mübarek olsun. Günaydın, hayırlı cumalar. Amasya Taşova'dan selamlar. Sedef Hanım yazmışlar. Amasya'ya da selam edelim. Antalya bizi izliyormuş. Antalya hayırlı sabahlar, hayırlı cumalar, cumanız mübarek olsun. Isparta her cuma ve cumartesi sizlerle güzel geçiyor. Dua eder hocamdan dua bekleriz. Allah razı olsun. Isparta'dan selamlar diyorlar. Bulunduğunuz köyleri, kasabaları, şehirleri yazın. Buradan selamlaşalım sevgili izleyenler. Yine bir video sorumuz var. WhatsApp hattımızda video sorularınızı bekliyoruz. Hocam hayırlı cumalar. Biz sizi zevkle izliyoruz. Seyrediyoruz hocam. Hocam benim iki tane sorum olacaktı. Benim eşim sürekli rüyasında şeytanı görmektedir ve şeytanı tanıyor. Her seferinde de şeytana kızarak onu kovmaya çalışıyor. Bir de hocam eşim Kabe'ye gittiğini görüyor rüyasında. Hacerül Esved'e elini vurduğunu ve öptüğünü söylüyor. Bunun hikmeti nedir hocam? Cevaplarsanız çok memnun kalırım. Allah sizden razı olsun. Tekrardan hayırlı cumalar hocam. Teşekkürler. Efendim yeter ki rüyasında görmek bir yana da onun kandırmalarına uyumasak. Tuzaklarına. Onun tuzağına düşmesek. Mesele o. Rüyamızda görmüş olabiliriz. Ben şeytanım diyebilir. Ama o önemli değil de önemli olan onun tuzağına. Çünkü o Kur'an'da geçiyor aynen. Ya Rabbi diyor, madem sen beni rahmetinden uzaklaştırdın, ben de diyor senin kullarının yollarına oturacağım. Kiminin önünden, kiminin ardından, kiminin sağından, kiminin solundan geleceğim. Yani ne demek bu? Kim neden alıyorsa gence göre söyleyeceğim. Yaşlıya, hocaya ona göre söyleyeceğim. Yani her sakala göre tarak vuracağım diyor. Böyle bir düşmanımız var. O vazgeçmiyor da o. Yani hatta el vesvasın anlamı ne? Gidiyor, büsbütün gitmiyor. Tekrar geliyor. Gidiyor, tek böyle bir düşmanla karşı karşıyayız yani. Evet. Ona karşı dikkatli, ona karşı tedbirli olmalıyız. Evet. Hacer-ül Esved'i görmesi Kabe'ye gittiğini güzel görmüş. Güzel bir şeydir yani. Hayır olsun, gayet doğru, güzel evet. Bir rüya. Evet. Teşekkür ediyoruz hocam. Evet, yeniden birlikteyiz sevgili izleyenler. Reklamlardan önce bir izleyicimiz isim sorusu sordu. Rahman Berat. Efendim, Allah ismi şerifi, lafzayı celal, Rabbimizin özel ismidir. Onu bir başkasına vermek asla doğru olmaz. Rahman ismi de öyledir. Rahman ismini Abdurrahman dersek güzel. Abdurrahman diye korsak güzel. Abdurrahman Berat diye korsak güzel. Yalnız Berat diye korsak o da güzel. Ama Rahman Berat güzel değil. Hmm. Rahman olarak koymak doğru değil. Evet. Abdurrahman. Rahmanın kulu. Abdurrahman. Rahman ol. Rahman ne demek? Yani inanan, inanmayan, mümin, münkir, itaatkar, isyankar, herkese merhameti olan, hayat ve rızık veren Allah demektir. Evet. Peki, teşekkür ediyoruz hocam. İsim sorusu ve cevabı bu şekildeydi. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.